Efendi, kainat önderi vefat etmişlerdi. Hazreti Üsame dönüyordu. Allah Resulü'nün çıkardığı ordu kapıya sancağı dikiyordu. Hüzün Medine'yi dalga dalga kaplıyordu. Hüzün, sevenlerin hüznü, sevme ötesinde vurgun olanların hüznü, ötesinde bir şey göremeyenlerin hüznü dalga dalgaydı, dolu doluydu. Kim yıkılmamıştı ki, kim çökmemiş ki, kim çözülmemişti ki? Kimisi ayaktadır. Muhammed Aleyhisselam ancak bir peygamberdir. Ölür veya öldürülürse geri gerisin mi döneceksiniz ayetini haykırıyordu. Kimi onu anlatan ayetleri okuyordu. Kimi va Muhammed'a diyordu. Muhammed Aleyhisselam vefat etti. Grup grup insanlar toplanıyorlar. Konuşanlar, birbirleriyle muanaka edenler, kucaklaşanlar, hasreti yüreklerine damla damla içirenler, bu firkat her şeyin yıkımıdır diyenler, bu firkatın ayrılığın ardından bize huzur kalmadı diyenler, vahiy göğe çekildi diyenler, Cebrail'in rahmeti bir daha yeryüzüne inmeyecek mi diyenler, inmeyecek diyenler, Muhammed Aleyhisselam vefat etmiştir. Medine alışacaktı buna. Doğrusu Medine bugün dahi henüz alışmamıştır. Alışamamıştır, alışamayacaktır da. Çünkü Medine'ye her gittiğinizde, Mescid-i Saadet'in orada her duruşunuzda, şu yeşil kubbenin altında her duruşunuzda, o en büyük zatın vücudunu örten o toprağa hep sitemle baktığınızda o zatı hatırlayacaksınız. Hazreti Ayşe'nin dediği o zat, öyle diyordu Ayşe, karanlık gecelerde yüzü öyle parlardı ki vallahi biz iğneden, İğnenin deliğine ipliği onun yüzünün aydınlığıyla sokardık. Böylesine aydınlatırdı. Rahmet gidivermişti işte. Sakindi. Konuşanlar konuşuyordu. Belki konuşanların içinde en serti Ömer'di. Hazreti Ömer'di. Dört dönüyordu. Mescid-i Saadet'in etrafında dört dönüyordu. Elinde kılıcı vardı. Bekliyordu. Şöyle diyordu: Allah'a yemin ederim ki kim Muhammed Aleyhisselam vefat etti diyecek olursa onun başını yere indiririm. Kimse yüksek sesle bir şey söyleyemiyordu. Ömer Mescid-i Saadet'i dört dolaşıyordu. Belki sonra tenkit edilecek bu tavrı Hazreti Ömer'in, bu büyük adamın, bu mekana sığmayan zatın tavrı tenkit edilecekti. Ama İslam tarihi tescil edecektir ki Ömer'in o gün o tavrı olmasaydı, o ilk şokta, ilk sadmede, ilk darbede münafıklar Medine'yi hayli karıştıracaklardı. Bir ara Hazreti Abbas deyiverdi ki, Ömer kendine gel. Allah'tan kork, halkı ürkütüyorsun. Allah Resulü beşerdi, insandır. Her insan gibi o da vefat etmiştir. Sabretsen bir beklesen. Hazreti Ömer diyordu ki, Abbas sen de onlara benzedin. Hadi gel Resulullah'la görüşelim diyordu. Doğrusu kimseyi dinleyecek halde değildi. Mughire bin Şube, meşhur sahabi, bir ara dedi ki, Hattab'ın oğlu, Allah'ın Resulü vefat etmiştir. Doğru söylemiyorsun Mughire dedi, sen zaten korkak bir adamsın. Gel içeri girelim bak,
Resulullah bizimle konuşacak. Bir şey diyemiyordu Mughira. İçeri girdiler. Perdeyi açtılar. Fahri Kainat'ın ailesi, hanımları kenara çekildiler. Kızıyla beraber. Hazreti Ömer Resulullah'ın yanına geldi. Ey Allah Resulü, ben Ömer'im dedi. Beni duyuyor musun? Allah Resulü'nün üzerinde bir perde vardı. Çizgili bir perde vardı. Resulullah'tan sesi yoktu. Ömer bir daha. Ey Allah'ın Resulü, ben Hattab'ın oğlu Ömer'im. Beni duyuyor musunuz? Ses yok. Mughire dokunuverdi Hazreti Ömer'in eline. Koluna dokunuverdi. Çıkardı Ömer'i oradan. Çıkarken dedi ki, gördün mü dedi. Gördün mü Allah Resulü seni duymuyor artık. Sana cevap veremez artık. O çünkü vefat etmiştir deyince, Ömer bütün hışmıyla döndü Mughire'ye. Sen zaten eski korkaklardansın dedi. Vallahi Ceziretül Arabi, Arap Yarımadası'nı Allah Resulü şirkten temizlemedikçe ölmeyecektir o dedi. O tıpkı Musa'nın Tur-i Sina'da bayıldığı gibi bayılmıştır. Doğrusu ürkütüyordu Hazreti Ömer. Derken birdenbire bir vaveyla kopuverdi. Koptu sanki bir şeyler. Diyorlardı ki Ebu Bekir geldi. İnsanlar kenarlara açılıyorlardı. Kenarlara şöyle yol veriyorlardı. Dosta, dostun dostuna, mağaradaki sırdaşına, hicretteki yoldaşına, beraberindeki zata, en büyük musaddika. Yol veriyorlardı. O Resulullah'ın bir gün öncesindeki iyileşmesini güzellik haberi saymıştı. Uzaklara gitmişti. İyileşti Resul, düzeldi Resul, ayağa kalktı Resul diye sevini vermişti. Hazreti Ömer hala kapıdadır. Ebu Bekir Sıddık yanına gelince eliyle Hazreti Ömer'in omuzuna dokundu ve kenara çekti. Perdeyi açtı ve içeri girdi. Fahri Kainat'ın yanı başındaydı. Karşısındaydı. Sıddık-ı Ekber bir dem duruverdi. Resulullah'ın yüzündeki perdeyi açtı. Dosta baktı ve şöyle dedi. Sen ne kadar güzelsin dedi. Vallahi hayattayken de çok güzeldin. Ölümünden sonra da güzelsin dedi. Eğildi bir buse kondurdu. Dost dostun alnına bir buse konduruyordu. Sıddık'ın gözyaşları Fahri Kainat'ın yüzüne damlıyordu. Sonra duruverdi Sıddık. Eğildi Fahri Kainat'ın üzerine. Onu o halde kucakladı. Sonra odanın dışından Sıddık'ın ağlama sesi duyuluyordu. Efendim dedi. Resulullah bir tuttu. Sonra dostum dedi. Sonra Allah Resulü bir daha tuttu. Peygamberim dedi. Sıddık sarsıyordu. Medine sarsılıyordu. Sıddık'ın kabulü önemliydi çünkü. Sıddık sadıktı çünkü. Ayağa kalktı. Dedi ki Allah sana ölümün acısını iki defa tattırmayacak. Sana iki defa tattırmayacak. Ve sonra üzerindeki perdeyi Fahri Kainat'ın üzerine örtüverdi. Derler ki Resulullah'ın gözü hala açıktı. Tavana bakıyordu. Onun yüzünü, onun gözlerini örten Ebu Bekir olmuştu. Sonra dışarı çıktı. Çıkarken bir dem daha durdu. Kapıdan son bir kez Fahri Kainat'ın vücuduna bakıyordu. Mütevazi sedri üzerinde, küçücük odasında, tavanından su damlayan, tavanının altından göğün görüldüğü o derme çatma odasındaki kainatın en büyük zatına bakıyordu. Hasret, nedamet, vefa, belki fakirlik.
Dışarı çıktı. Doğrudan doğruya minbere gidiyordu. Allah Resulü'nün konuştuğu yere çıktı. Bir an durdu orada. Kim bilir neler düşünüyordu. Kim bilir içinden neler geçiyordu. Neler okunuyordu kim bilir. Bilmek çok zordu. Dostun o andaki iç alemini bilmek, kim bilir sevri mi düşünüyordu, kim bilir hicreti mi, kasvayı mı hatırlıyordu, miracı mı hatırlıyordu, Uhud'u mu, Bedri mi hatırlıyordu, veda haccını mı, kasvanın üzerinde Cebelur Rahme'deki o büyük konuşmasını mı hatırlıyordu, hiç sönmeyen simayı mı hatırlıyordu, demin ruhunun yukarılara gönderildiği o tertemiz vücudumu hatırlıyordu. Dudağında hala peygamberin sızısı vardı. Demin alnına değerken kapı verdiği sızı vardı. Hala ilk cümlesi şuydu. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed vefat etmiştir. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah hayla yemuttur. O ölümsüzdür diyordu. Doğrusu Sıddık kimsenin Hazreti Peygamber'e tapmadığını en iyi bilenlerden biriydi. Ama Hristiyanların Hazreti İsa'ya yaftaladıkları ihaneti o istemiyordu. En başta yolları kesiyordu, kapıları kesiyor, kapatıyordu. Hala Hazreti Ömer ayaktadır, dört dolaşıyordu. Birden bağırdı, Hattab'ın oğlu Ömer lebbeyk ediyordu. Buyur Sıddık diyordu. Sen diyordu dininden şüphede misin? Hazreti Ömer hayır diyordu. Şüphem yok dinim hakkında. Şöyle diyordu. Sen bilmiyor musun ki Allah buyurdu ki ey Muhammed Aleyhisselam sen ölür veya öldürülürsen onlar ökçeleri üzerinde geri gerisin mi gidecekler? Sonra işaret ediyordu. Şu odadaki zat, sedrin üzerindeki zat, Hattab'ın oğlu ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bakışlar Hazreti Ömer'in üzerindeydi. Sıddık iniyordu yavaş yavaş. Mescid şahit oldu. Hazreti Ömer'in elinde deminden beri dört dolaştığı kılıç büyük bir gürültüyle yere düştü. Gevşemişti parmakları, gevşemişti avuçları, tutamıyordu artık. Dostun yıkılışına şahit oldular. Yelesi düşmüş aslan gibi Hazreti Ömer'in başı önüne değdi. Sonra birden döndü. Allah Resulü'nün kapısına doğru gidiyordu. Mescid ağlıyordu şimdi. Sesler yükseliyordu şimdi. İnsanlar ağlayabilme imkanı bulmuşlardı belki. Hasreti ifade etme, daha o ilk darbenin ardından hasreti haykırabilmeyi yaşıyorlardı şimdi. Fahri kainatı sevmek, onu sevmek ibadetti. Onunla beraber yürümek ibadetti. Onun aşkına ağlamak ibadetti. Onun hasretini yaşamak da ibadetti. Onun için ayağa kalkmak da ibadetti. Bana söyler misiniz bütün kainatta bu zattan daha mukaddes bir zat var mıdır? Bu zattan daha büyük bir zat var mıdır? Beşerdir elhak ama bize benzer bir beşer değildi. Allah'ın çizdiği mahiyete bir beşerdi. Selam sana. Selam sana kainatın efendisi. Yerdeki kum zerrelerince, gökteki yıldız adedince salat ve selam sana. İçeri girdi Ömer. Allah Resulü'nün tam karşısındaydı. Sonra diz çöktü. Diz çökünce göğsü Resulullah'ın vücuduna denk geliyordu. Şöyle bir bakıverdi. Perdeyi Resulullah'ın yüzünden çekiverdi. Demek ki sen vefat ettin dedi. Demek ki sen ey Allah'ın Resulü vefat ettin. Sonra Hazreti Ömer birdenbire eğildi. Dostuyla vedalaşacaktı. Biliyordu ki belki ondan sonra dokunmayacaktı. Belki ondan sonra hiç dokunamayacaktı.
Belki hasret yıllarca takip edecekti onu, kabre girinceye kadar. Belki ardınca onu yoklayacaktı. Belki geceler uykuları kaçacaktı. Belki Mescid-i Saadet'in önüne gelip gece yarıları hasreti yudumlayacaktı. Hasreti ifade edecekti. Onu çok iyi biliyordu. Demek ki sen vefat ettin. Biliyordu ki dost onu duyuyor şu anda. Biliyordu ki dost onu hissediyor. Biliyor ki arada perde yoktur. Biliyordu ki beraberdir. Biliyordu ki vefalı dost hayatta değilken de dostlarıyla beraberdir. Farkındaydı onun. Büyük adam. Eğildi Allah Resuluna. Onu öylesine bir tutuverdi ki, şöyle bir kucakladı ki, Resulullah'ın yatığı sedirle beraber Resulullah'ı kucaklamıştı. Efendim dedi. Dostum dedi. Çok şey söyleyecekti. Çok geriye gidiyordu. Arkadan bakanlar Büyük Ömer'in sarsıldığını görüyorlardı. Çok azalayan Ömer. Hilafet yıllarında iyice yumuşayacak, iyice gözü yaşlı hale gelecek Ömer çok ağlıyordu. Sonra baktı dedi ki, hani ya, hatırlar mısın ey Allah Resulü? Siz bir hurma kütüğüne dayanıp hutbe okurdunuz da, sonra size şu minberi yaptılar. Şu üç basamaklı minber, o minbere çıkıp konuştunuz bir gün. Hurma kütüğünü bırakmıştınız. Bütün mescit duydu ki hurma kütüğü ağlamıştı. Bir ses çıktı hurma kütüğünden. Çocuk ağlamasına benzer bir ses. Siz aşağı indiniz. Mescit susmuştu. Hurmadan ses çıkıyordu. Hurma kütüğü ağlıyordu. Sen onu bıraktın diye, sen ondan uzaklaştın diye hurma kütüğü ağlıyordu ya Resulallah. Sen gittin tuttun onu sonra. Kucakladın hurmayı. Annenin yavrusunu kucakladığı gibi. Sonra hurma kütüğü susmuştu. Dönmüş ve demişsiniz ki, cemaat, şu kütük niye ağlıyor biliyor musunuz? Üzerinden Allah'ın zikri uzaklaştığı için. Sonra şöyle dedi. O gün sen dokunmuştun. Kütük susmuştu. Şimdi benim yüreğimi kim susturacak? Benim ağlayan yüreğimi dost kim susturacak? Sevgili diyordu. Sevgiliye bakıyordu. Sonra ayağa kalktı. Allah Resulü'nün üstünü örtüyordu. Yelesi düşmüş bir aslan gibiydi hakikaten Ömer. Mekana sığmayan Ömer. Allah Resulü'nün vücudunu örtecek olan odadan çıkarken biraz sonra kabullenmenin ne kadar zor olduğunu, büyük insan olmanın, büyük insanın doğrusu hasretinin bir başka olduğunu iyi anlıyor. Pazartesi günüydü. Öğleden sonrasıydı vefatı. Ve nihayet ertesi gün, salı günü Fahri Kainat yıkanacaktı. Kim yıkayacaktı onu? Bütün Medine kapıdadır. Duyanlar, koşanlar, koşturanlar, ayakları kırılırcasına gelenler, Mescid-i Saadet'in oraya gelip de biz onu hiç göremedik, bırakır mısınız bir görelim onu, bir tamaşa edelim o simaya, haksızlar mıydı? Biz şu anda rüyalarda görür müyüz diye hep ümit edip dururuz. Görür müyüz diye ümit edip dururuz. Onlar o gün yaşıyorlardı. Yeni Müslüman olanlar vardı. Onu henüz görememişlerdi. Görebilir miyiz diye gelip orada yıkılanlar vardı. Mescid-i Saadet'in oraya gelip ruhunu teslim edenler vardı. Ummu Mektum gibi ayakta sürekli Kur'an okuyup dönenler vardı. Bilal gibi içine kapanmış, başını önleymiş olanlar vardı. Allah'ım, Allah Resulü göremedikten sonra benden gözlerimi al diye dua edip gözüne perde inenler vardı. Ne sevmişler amma. Ne sevmişler. Kim sevilebilir ki? Hangi baba çocuğunu, hangi çocuk annesini bu kadar sevmiş ki? Onların onu sevdiği kadar farkındalardı. Rahmetti o.
kıyamete kadar bir daha benzeri gelmeyecek bir rahmet. Mührü beraberinde gelmiş, almış götürmüş bir rahmet. Farkındalardı, iyi biliyorlardı. Sözde Müslüman değillerdi. Kalpleri billur bir rahmet haline gelmişti. Mümindiler, hem sadıktılar. Hazreti Ali içeri girdi, Hazreti Abbas içeri girdi. Fadıl, Şakran, Üsame ve Kusem içeri girdiler bunlar. Resulullah'ın ailesiydi bunlar. Hazreti Abbas ve çocuklarıydı. Onlar yıkayacaklardı onu. Medine kapıdadır. Mekkeliler kapıdadır. Medineliler diyorlar ki Allah adına bizi içeri alın. Biz onunla beraberdik. Ensardık. Çile günlerinde onun yanındaydık. Bağrımızı ona açtık. Bizi bırakın Allah için girelim. Mekkeliler diyorlar ki çile günlerinde onunla beraberdik. Kabe'nin etrafında onunla beraberdik. Müsaade eder misiniz? İçeri girelim. Onu yıkamada biz de hazır bulunalım diyorlardı. Herkese bir istek vardı. Herkese bir talep vardı. Fakat nasıl mümkün olsundu ki küçücük bir oda, Fahri Kainat'ın hayatını geçirdiği daracık bir oda, herkes giriverse mümkün değil. Kimse duramaz. Kapılar yıkılırdı. Duvarlar çökerdi. Hazreti Ali kapı kilitlemişti. Derken bir ara kapı açıldı. Evs bin Havli, Redif-ül Resul diye bilinir. Bazen Hazreti Peygamber ufak olduğu için Evs deveye bindiğinde arkasına alırdı onu. Fakir bir sahabiydi, yaya gitmesin diye. İçeri giriverdi birden. Hazreti Ali çıkarın derken Evs yalvarıyordu. Diyordu ki Allah adına çıkarma beni. Ben orada duracağım. Vallahi bir şey yapmayacağım. Ayağa da kalkmayacağım. O yıkanırken burada olmak istiyorum. Dostu sevmek, dostun son anında onunla olmak. Allah adına Ali diyordu. Beraber biniverdiğimiz o günlerin hürmetine, kasvanın üzerinde Allah Resulü'nü tutuverdiğim, düşmemek için tutuverdiğim günlerin hürmetine beni çıkarma diyordu. Hazreti Ali doğrusu çağır naçar Evs otur diyordu. Allah bize merhamet etsin otur diyordu. Sonra dediler ki Resulullah'ı yıkayalım ama nasıl yıkayacağız? Ali dedi ki su getirin. Onun su içtiği kuyulardan 7 kuyu vardı. Su getirin. Sahabi kovalarla su taşıyordu. O sular, o sular unutmayacak hiç. Onun tertemiz vücuduna diyiveren o sular kim bilir kaç asır özlediler. Allah Resulü'nün vücuduna diyebilmek için ah dili olsa o suların, o taşların ayağını değdi taşların, yanından geçerken okşadığı o dalların bir dili olsa, bir konuşabilseler bir neler diyecekler, neler haykıracaklar sevgiliye dair. Sular geliyordu. Taşıyan sahabi gözyaşı döküyordu sulara. Kuyular sanki gözyaşıyla doluyordu. Oda oda içeri giriyordu. Durdu bir an Hazreti Ali. Sonra birden aklına bir şey geliverdi. Bir gün Resulullah'la yürümüşlerdi. Fahri Kainat demişti ki Ali, ben öldüğümde sen beni yıka. Hatırlıyordu onu. Hayret etmişti. Biraz da korkmuştu. Demişti ki ey Allah Resulü ben ölü yıkamadım ki hiç. Ben yıkamayı bilmem ki. Allah Resulü gülmüşlerdi. Sana öğretilecek nasıl yıkayacağını. Şimdi hatırlıyordu. Hazreti Ali ağlıyordu. Dostun yanında dostu yıkamak, dosta dokunmak, dosta gusül ettirmek ne kadar ağır bir işti. Ne kadar ağır bir imtihandı. Kendi kendine dedi ki ben nasıl yıkayayım onu? Üstümdeki elbiseyi çıkarayım mı?
yoksa öyle mi kalsın diye düşünürken öyle bir hal oluverdi ki hepsinin başı önlerine değiverdi. Bir anda hepsinin başı önlerine değdi. Hafif bir baygınlık halimi. Zaman dondu belki, öyle diyelim. Sonra bir ses duydular. La tenzi'u an Resulillahi kamisa. Peygamberin gömleğini çıkarmadan onu yıkayın. Ses kime aitti? Hiç bilmediler. Anlıyorlardı ki Cebrail nasıl yıkanacağını öğretiyordu. La tenzi'u an Resulillahi kamisa. Peygamberin gömleğini çıkarmadan onu yıkayın. Hazreti Ali döndü. Herkes gözünü kapatsın dedi içeridekilere. Çaput yırtıyorlardı. Elbiselerini, gözlerini kapatıyorlardı. Çünkü Allah Resulü demişti ki daha öncesinde, Ali, beni yıkadığınız zaman kimse benim edep yerime bakmasın. Kim benim edep yerime bakarsa gözünün ışığı alınır demişti. Hatırlıyordu. Gözünüzü kapatın diyordu. Gözler kapanıyordu. Resullar taşınıyordu. Hazreti Ali Resulullah'ı yıkıyordu, su döküyordu. Eline bir çaput bağlamış, fahri kainatın vücuduna sular dökünüyordu. Hazreti Ali Allah Resulü'nü çevirmeye çalıştığında fahri kainatın vücudu kendi kendine dönüyordu Hazreti Ali'nin önünde. Ama Fadıl, Kusem, Şekran, hatta Hazreti Abbas dördü Allah Resulü'nü ancak çevirebiliyorlardı. Vücut onlara ağırlaşıyordu sanki. Hazreti Ali dokunduğunda ise vücut kendi kendine dönüyordu. Tıpkı dediği gibiydi. Beni yıkamak sana kolaylaştırılacak Ali diyordu. Onu yıkamak, fahri kainatı yıkamak, sevgili yıkamak Hazreti Ali'ye kolaylaşıyordu. Kolaylaştırılıyordu. Ve ondan sonra Allah Resulü'nü kefenlediler. Şimdi onun namazını kılacaklardı. Namazını kim kıldıracak? Kim imamlık yapacaktı? Sıddık-ı Ekber dedi ki, o ebedi imamdır. Onun cenazesine kimse imamlık yapmayacak. Herkes kendi başına kılacak. Ve herkes bir anda dışarı çıktı. Onu yalnız bıraktılar odada. Derler ki alimler, o an melekler Resulullah'a namaz kıldılar. İlk namazını Cebrail ve diğer melekler kılmışlardı. Ve sonra Hazreti Peygamber'in ehli beytinin büyükleri, erkekleri içeri girdiler. Yan yandalardı, omuz omuzalardı. Namaz kılıyorlardı. Daha sonra da iki dost, iki kadim arkadaş, hiç kopmamış, hiç ayrılmamış, firkatın bile vuslat yaptığı iki zat şu anda bile yeşil kubbenin altında, şu mekanda işte Allah Resulü'nün yanında olan iki dost içeri girdiler. Tıpkı mezardaki gibi. Şu anda öyleler. Önde Resulullah, arkada Sıddık, arkada Ömer. Radiyallahu anhuma. Hazreti Ömer ile Ebu Bekir omuz omuzalardı. Birden durdular. Diyorlardı, Allah'ın selamı sana olsun ey Allah Resulü. Lekad eddeytel emane ve nasahtel umme ve mehavtel gumme. Bulutları sen kaldırdın. Ümmete sen nasihat ettin ey Allah Resulü. Zulmeti sen kaldırdın. Sonra diyorlardı ki Allah'ım şahit ol ki biz bu zattan, şu namazını kıldığımız zattan razıyız. Sen de ondan ümmeti adına razı ol Allah'ım diyorlardı. Sonra insanlar öbek öbek, kim ne hatırlamıyordu ki? Bilal kurtulduğu günü hatırlıyordu. Kubbenin, yeşil kubbenin altındaki şu zatın mezarı, kabri,
cesedi başında, vücudu başında, mübarek vücudu başında kim ne hatırlamıyordu ki? Ummu Mektum o günleri hatırlıyordu. Talha neyi hatırlamıyordu ki? Zübeyr neyi hatırlamıyordu ki? Her bir sahabenin içinde 1000 hicran vardı, 1000 hatıra vardı. Herkes kendi lisanı haliyle, içinden geçiveren şeylerle Fahri Kainat'a sesleniyordu. Herkesin bir duası bir başka güzeldi. Cemaatle kılınsaydı bir anda bitecekti. Şu anda bütün gün boyunca insanlar öbek öbek giriyorlar. Efendiye selam, efendiye salat, efendiye dua diyorlardı. Ve Allah Resulü gömülecektir. Nereye gömecek, ne yapacaklar? Kimisi diyordu ki Baki mezarlığına evlatlarının, kızlarının bulunduğu yere gömelim. Herkes bir şey diyordu. Sıddık-ı Ekber Ayşe'ye haber gönderdi. Gördüğün rüyayı hatırlıyor musun diyordu. Hazreti Ayşe hatırladı ve söyledi. Birkaç yıl öncesinde Hazreti Ayşe garip bir rüya görmüştü. Rüya şöyleydi. Hazreti Ayşe'nin bulunduğu oda, odanın tavanı açılıyor. Ve gökten 3 tane, biri güneşe, ikisi aya benzer 3 tane cisim Hazreti Ayşe'nin odasına girip kayboluyordu. O an Hazreti Ayşe sormuştu. Sıddık-ı Ekber'e sormuştu babasına, bu rüyanın anlamı nedir diye. Sıddık demişti ki, kızım sadık bir rüyaysa anlamı şudur. Senin odana biri güneş gibi, ikisi aya benzer 3 kişi gömülecek. İşte o odaydı o. Hazreti Ayşe'nin odasıydı, vefat ettiği oda. Cemaat bunu duyuyordu. Sıddık dedi ki, peygamberler vefat ettikleri yere gömülürler. Gece yarısıdır. Çarşamba günü gece yarısıdır. Medine kapıdadır. Mescid-i Saadet'in bütün etrafı kuşatılmıştır. Binlerce sahabi, kadın erkek, çoluk çocuk. Tam bir hüzün vardı. Herkes ağlıyordu. Dediler ki mezar kazılsın. Fahri Kainat'ın vücudunun bulunduğu sedir alındı, kenara kondu ve tam vefat ettiği yer Ebu Ubeyde bin el-Cerrah elindeki kazmayla gecenin yarısından sonra ya Allah diyordu, kazmayı yere vuruyordu. Tak sesi Medine'de yankı yapıyordu. Tak sesi. Hiç unutmadılar o sesi. Zifiri karanlıkta mekanın durdu, mekanın dolu verdi. Mekanı sükut etti, mekanın susu verdi. O dem yankı yapıyordu, tak sesi. Fatıma diyecektir ki, hep ümit ettim, kefenlenmiş olmasına rağmen hep ümit ettim. Acaba Allah Resulü başını kaldırır mı? Bu bir şakaya benzer bir şey midir? Ben ölmedim, diyiverir mi, aramıza gelir mi diye hep ümit ettim. Ne zaman ki gece yarısından sonra kazma sesi duydum. Anladım ki bu dönüşü olmayan bir şeydir. Daha gelmeyecek, dokunmayacağız. O nur simayı bir daha Medine hiç görmeyecek. O an kabul ettim. Mezar kazılıyordu. Salat ve selam yükseliyordu cemaatten. Yeryüzünün gördüğü ve görebileceği en büyük şahsiyete... Hep demişimdir, onu ifade etmeyi hayatımın en büyük şerefi sayıyorum. Kendi namıma, inanıyorum ki sizin namınıza da. Dünyadaki bütün mevki makam, bütün şatafat ve debdebe şahsım adına diyorum. O büyük zatın mübarek ayağını bastığı yerdeki bir kum tanesinden daha izzetli değil benim için. Bir kum tanesi olabilsem, ayağını bastığı yerdeki bir kum tanesi olabilseydi keşke, onun eline dokunabilen bir su parçası olabilseydi keşke, elini tuttuğu bir toprak olabilseydi keşke, onun yanındaki, onu gören, arkasından secde eden bir garip olabilseydi keşke. Dünya ne ki ötesinde, dünya ne ki, bütün dünya sizin olsa
Arkası ne bunun? Sonu nedir söyler misiniz? Bir mezar değil mi? Hesap vereceğiniz bir kabir değil mi? Karanlık bir oda değil mi? Dostunu tanımadıysan, Hazreti Peygamber'i bilmediysen o oda hep karanlık kalacak. Ama tanırsan şayet rahmet olacak, mağfiret olacak. O simayı göreceksin, o gül simayı tanıyacaksın. Dokunacaksın ona, onu göreceksin uzaktan. Sen hesaba çekiliyorken diyecektir ki o benim ümmetimdendir. Ben onu tanıyorum diyecek. Tanıt ya Rabbi. Rahmetini esirgeme ya Rabbi. Mağfiret et. Ve sonra mezarı kazılıverdi. Fahri kainat aşağı indirileceklerdi. Gariptir. Çok garip. Pazartesi günü vefat etti. İlk vahiy pazartesi günü gelmişti. Pazartesi günü doğmuştu. Hicretini pazartesi günü yapmıştı. Sünnet ya pazartesi günü oruç tutmak. Ne hoş bir tevafuk ya. Şakran duruyordu orada. Allah Resulü'nün eski kölesi. Azad etti. Onu tam gömerlerken Bilal bir ezan okur musun dedi. Çar naçar Bilal ayağa kalktı. Medine dinliyordu ezanını, peygamber müezzininin ezanı dinliyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve nihayet eşhedü enne Muhammeden Resulullah, şehadet ederim ki Allah'ın Muhammed, Allah'ın Resuludur dediği zaman Medine ağlıyordu artık. Belki tarihte tamamlanmamış tek sahabi ezanıdır o. Bilal öylesine ağlıyordu ki ötesine gidemiyordu. Muhammed Allah'ın Resuludur. El-Hak Muhammed Allah'ın Resuludur. Allah hamdolsun ki şu kainata kıyamete kadar birileri bunu haykıracak. Ve hiçbir güç ve hiçbir kuvvet o sesi susturamayacak. Hiçbir kişinin gücü yetmeyecek. Muhammed Allah'ın Resuludur. Hep söyleyecek. Söylensin ya Rab. Bu mübarek vatanda da, bütün kainata da hep söylensin. Gömüyorlardı onu. Şakran dedi ki bırakın bir insem aşağı ne olur. Allah Resulü mezana bir ineyim dedi. Müsaade ettiler. İçeri girdi. Allah Resulü'nün cübbesi vardı. Vefat ederken üzerinde olan cübbeyi Şakran mezara sardı. Vallahi dedi senden sonra kimse bunu giymeyecek. Ve sonra Hazreti Ali, Fadıl, Kusem aşağı iniyorlardı. Resulullah'a bize sarkıtın diyorlardı. Bir anda bütün cemaat Fahri kainat parmakların ucunda iniyordu kabre. Hazreti Ali. Ve sonra içi yakan bir elem, bir ıstırap. Bir anda Resulullah'ın üstü kapanıyordu. Sonra herkes birbirine baktı. Ne oldu, ne oldu? Kalpler boşaldı bir an. Ne oldu, ne oldu? Bir şey gitti. Kayboldu bir şey. Bir daha geri gelmeyecek. Yerini doldurmayacak. Doldurması imkansız olan bir şey gitti. Birbirine bakıyorlardı. Dönüyorlardı. Boşaltın burayı, kadınlar gelecek deniyordu. Hazreti Fatıma'nın bir sözü var ki dünyalar değer, hasret değer, vuslat değer, edep değer, muhabbet değer, ötesi bir şey, aşk değer. Resulullah'a 10 yıl hizmet etmiş Enes ile Hazreti Fatıma, Fatıma gidiyor, Enes geliyor. Kadınlar beraber gidiyorlar. Hazreti Fatıma Enes'in tam karşısında durdu. Şöyle diyordu, sitem ediyordu ağlarcasına. Ya Enesu, keyfe sakat bikum enfusukum en tahsubet turaba ala Resulillah. Enes diyordu, nasıl içiniz el verdi, nasıl onun üzerine toprak attınız, onu nasıl toprağa gömdünüz, nasıl kalbiniz eliniz vardı diyordu. Ne etsin diye Enes, susuyordu Enes ve Fatıma Allah Resulü'nün kabrine gidiyor. Eline
demin Bilal'in su döktüğü, Ümmü Mektub'un su döktüğü kabirden bir avuç alıyordu. Topraktan bir avuç alıp kokluyordu. Söyler misiniz diyordu. Kainatta hangi şey bundan daha güzel kokar? Hayatım boyunca artık hiçbir koku duymasam yeter bana bu koku. Ve Hazreti Ömer'in bir sözü ne kadar hoşuma gider. Resulullah'ın kabrini örten toprak bütün kainattan üstündür. Allah Resulü'nün kabrini örten toprak Kabe dahil yeryüzündeki bütün mekanlardan üstündür. Ve sonra içi yakan bir yalnızlık, bir hasret. Sahabeyi son sahabe mezara girinceye kadar adım adım takip etti. Hiç bırakmadı. Kimisi terk etti Medine'yi. Kimisi köylere taşındı. Kimisi Mescid-i Saadet'in oradan hiç ayrılmadı ama hep orada kaldı. Onun kokusunu duymak, onun hasretini kapatabilmek, gözyaşıyla örtebilmek. Hazreti Bilal ta Şam'a gitti. Uzak iklimlere gitti. Resulullah'ın mezarda oluşuna tahammül edemiyordu. O toprağın altındayken orada gezmek Bilal'e ağır geliyordu. Hazreti Bilal'e. Ve bir geceydi. Bilal birden bir rüya gördü. Allah Resulü ansızın içeri girdi, odasına girdi, Bilal'in yattığı odaya. Resulullah diyordu ki, mel cefa'u ya Bilal, ne bu uzaklık Bilal diyordu. Beni niye bıraktın geldin buraya? Birden haykırdı Bilal, fırladı birden, rüyaymış meğer. Ama Resulullah'ın kokusu oradaydı. Anlıyordu ki, orada bir teveccüh vardı. Anlıyordu Bilal. Abdestini alıyordu. Kimseye görünmeden günlerce yol yürüyordu. Nihayet Mescid-i Saadet'e girince Hazreti Bilal kendini Resulullah'ın mezarı üzerine attı böylesine. Kapladı mezarını Resulullah'ın. Mezar ziyaretini küçümseyenlere arz olunur Bilal'in tavrı. Onu tanımıyorlar diyorlardı kim? Kim bu Resulullah'ı mezarında rahatsız eden kim bu diyorlardı. Haber gitti Medine valisine. Tanınmayan biri peygamberi mezarında rahatsız ediyor. Gelenler Hazreti Hasan, Hüseyin ve ötekiler. Görenler kemali edeple geri çekiliyorlardı. Seyyiduna Bilal diyorlar. Bu bizim Efendimiz Bilal diyordu. Efendi Bilal. Hazreti Ömer hep o eski köle Bilal'e hep öyle demiştir. Kureyş'in asilzadesi Ömer. Efendimiz Bilal. İslam dininden başka hangi sistem, hangi ahlaki sistem, hangi din bunu sağlar? Bana söyler misiniz? Köleye öyle diyordu. Efendimiz Bilal. Ne kadar İslam'dan uzağız, ne kadar muhtacız, insanlık ne kadar muhtaç gerçek İslam'a ve ne kadar kötü anlattık, ne kadar kötü temsil ettik İslam'ı, yazık bize. Vah İslam'ın bizim elimizden çektiğine. Hazreti Fahri Kainat mahşerde hesap sormayacak mı? Benim, bana inen bu vahyi ne hale getirdiniz? İnsanları kopardınız dinden. İslam'a gelebilecek milyonlarca insana engel oldunuz demeyecek mi Allah'ın Resulü bize? Sonra Bilal geri dönecek. Orada yine ezan dinlenecek. Bilal'den yarım kalan bir ezan. Ve Bilal 3 gün sonra gittiğinde Hazreti Hasan ve Hüseyin'in ne olur gitme. Kal burada demesine rağmen evlatlar güzellerim diyecekti. Allah Resulü toprağın altındayken ben burada kalamıyorum. Tahammül edemiyorum. Toprağın altında onu düşünmek sıkıyor beni diyordu. Beni azat edin, gideyim Şam'a yine ben. Kur'an öğreteyim diyordu. Azat ediyorlardı. Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbetle sevdiler ki.
Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine perde inmiş senin, üzülme, dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlardı? Evlatlarını, hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyordu. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanların gözü bende olsa ben ne edeyim? Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istedi. Zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah, gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak, hep onun hayaliyle dolmak. Ne müthiş sevmiş, sevgiymiş ya Rabbu. Puta tapan bir milleti, birbirini boğazlayan bir milleti, kardeşi zayıfsa kardeşinin elindekini zorla koparan bir milleti, kız çocuğunu diri diri toprağa gömen bir milleti nasıl ayağa kaldırmıştı? Kur'an bunu yapmıştı. Ve Kur'an'ın indiği zat Hazreti Muhammed Mustafa salat ve selam ona yağmur gibi insin, o yapmıştı. Ona bol salat ve selam getirin. Dünyanın en cimri adamı benim adım zikredildiğinde salat ve selamı getirmeyendir diyordu, biliyor musunuz? Salat ve selam getir. Bak her şey ne güzel olacak. İçiniz nasıl rahmet dolacak, doluşuverecek. Ve hiç unutulmayan Cabir bin Semure vardı. Şu yanağında güle benzer bir şekil vardı. Aynen güle benzer. Siması şu yanağı kıpkırmızıydı. Gül kokardı hep. Ona gül yüzlü sahabi demişler. Cabir bin Semura. O gülün hikayesini öyle anlatır. Biz çocuktuk der. Allah Resul'ün yanında çocuktuk. O mescitten çıktığında koşardık ona. Ne güzel bir insandı. Onu tutardık böyle, kucaklardık ayaklarını, cübbesini. Bize şeker dağıtırdı. Her birimize şeker verirdi elimize. Fahri kainat. Bir gün yine öyle gelmişti mescitten, çıkıvermişti. Hepimiz koştuk ona, tutuverdik onu ayaklarından, kavradık onu. Herkese şeker verdi. Herkes gidiverdi. Bir ben kaldım. Ben gitmedim. Bana da uzattı o tatlıdan ama gitmek istemedim. Baktım bana dedi ki hadi çocuk sen de git. Gitmedim lakin. Yanında duruverdi. Eğildi yanıma. Çünkü her insana göre olurdu o. Küçüğe, küçükle küçük, büyükle büyük, ihtiyarla ihtiyar olurdu. Eğildi yanıma. Niye gitmiyorsun dedi. O kadar güzel kokuyordu ki onun kokusunu daha çok almak istiyordum. Anladı benim gitmek istemediğimi, kopmak istemediğimi anladı. Küçüktüm daha. Baktım eliyle şu gördüğünüz gül gibi olan şu simama dokunuverdi şöyle. Haydi evlat sen de git dedi. Vallahi o günden sonra benim yüzümde o gül rengi o gün açıldı. Bakın koklayın diyordu. Gül gibi kokmuyor mu? Bütün sahabi ona gül yüzlü Cabir diyorlardı. Cabir bin Semura. Çocukluk yıllarının unutulmayacak tatlı bir hatırası. Unutulur mu bu? Unutmak mümkün mü bu? Cabir yaşanıyordu. Yaşı 80'lere varıyordu. Bütün vücut kırışıyordu nihayet. Şura hariç. O hep 14 yaşında. 13 yaşındaki Cabir gibi kalıverdi. Dokununca rahmet veriyordu. Diriltiyordu sanki kalben ölüleri. Diriltiyordu sanki cismen tükenmiş olanları. Fahri kainat.
ve Hazreti Ömer. Daha önce Enes diyelim, Ömer'le bitirelim, Hazreti Ömer'le. Hazreti Enes, bir gün oturuyorlar, unutmadılar hiç. Bu muhabbet sahabide değildi sadece. Osmanlı döneminde de aynen devam etti, bugün de devam ediyor. Mevla'ya hamdolsun, her an aşık olanlar var Resulullah'a. Kıyamete kadar aynen böyle devam edecek. Enes oturuyordu, Allah Resulü'nden bahsediyorlardı. Dediler ki Enes, ondan bahsederken hiç konuşmuyorsun, hep susuyorsun diyorlardı. Hiç konuşmuyorsun, içine suskun suskun kalıveriyorsun Enes. Enes dedi ki, ağladı Enes. Mâ min leyletin illâ ve enâ arâfihâ habibi dedi. Vallahi hiçbir gece yok ki o gece rüyamda Resulullah'ı görmüş olmayayım. Her gece onu rüyamda görüyorum. Ve Ebu Firas, Ömer halifedir, Medine'de dolaşırken bir kapının önünde durdu. Kapıyı çalıverdi. Çıktı Ebu Firas, Medineli bir sahabi. Dedi ki, Ebu Firas, bana su getirir misin? Lebbeyke ve saadeyke ya emirel müminin diyordu. Başım üstüne getireyim sana. Ebu Firas girerken içeri Hazreti Ömer sesleniyordu. Ebu Firas, o bildiğim bardaktan diyordu. O bildiğim bardaktan. Biraz sonra bir bardak geliyordu. Ahşaptan kenarları kırılmış bir bardak. Halife Ömer eline alıyor, suyu içiyordu. Sonra bardağı gösterdi. Ebu Firas, hatırlıyor musun bunu dedi. Unutur muyum hiç dedi. Hani biz Resulullah'la dolaşırken Medine'de Allah Resulü bir ara susamıştı da senin kapına gelmişti aynen böyle. Demişti, Ebu Firas, bana su verir misin? Sen bu bardağı getirmiştin. Bu bardağı ne çok özlüyorum biliyor musun? Bütün dünya benim olsan sana veririm bu bardağı bana versen diyordu. Ebu Firas diyordu, bütün dünyam senin olsun, bu bardağa dokunma. Onun dudakları değdi çünkü diyordu. Ve Ebu Firas Resulullah'ın dudaklarının değdiği yerleri koparmış, saklamıştı. Hasret ve muhabbet, sevda ötesi sevmek. Ve bu bardak ta Osmanlı'ya kadar geldi. Kapı kapı dolaştı. Sultanların yanında dünyanın en güzel hediyesiydi. Peygamber dudağının deyiverdi. O bardak hiç unutulmadı. Ve son dönemin seven mustazaflarından biri, onunla bitireyim. Bir Yaman dede vardı. Gayrimüslimdi. Sonra Müslüman oldu. Sevdi Allah Resulü'nü, aşkın ötesinde sevdi. Bir talebesi anlatıyor. Son dönemdeki yüksek İslam müdürlerinden birisi. Diyor ki, İstanbul'da yokuşta bir gün Yaman dedeyi gördüm. Hocamı gördüm. Hocam, baktım bir çınar ağacına, başını dayamış, öylesine ağlıyordu. Arkasından gittim, nefes nefese kalmıştı. Üstad dedim, hasta mısın? İşim yok evlat. Önce beni duymadı, sonra daha da sorunca dedi ki, işim yok evlat, iyiyim. Ama soluk soluğasın, ağlıyorsun. İhtiyacın varsa götüreyim seni. Eski bir gayrimüslim bu bakın. Müslüman oldu sonra. Sonra sevdi. Allah Resulü'nü sevmeyi öğrendi. Keşfetti. Resulullah'ı sevmeyi keşfetmek ayrı bir şey o da. Dedim ki, üstaz neyin var? Dedi ki, sorma hiç. Beni tanıyınca dedi ki, sorma hiç. Demin yokuştan çıkarken Resulullah aklıma geliverdi. Dermanım kesildi. Yürüyemedim. İçim daraldı. Onu hatırlayınca. Ve en son sevenlerden birisi, onunla bitireyim. Beni bağışlayın. Benim çok elini öptüğüm bir zat Medine'de. 95'te gelecekti Türkiye'ye. Ama belli ki gelmek istemiyordu. Orada ölüm nasip olur mu diye çok arzu ediyordu. Hep öyle demişti zaten. Medine'de Resulullah bir gün tutar mı beni? Misafir eder mi? Layık olmasam da burada kal der mi? Komşu eder mi diyordu hep. Hep öyle diyordu. Bir gün
dönecekti. Resulullah'ın kabrinin yanından geçerken uçağa yetişecekti. Baktı Resulullah'ın kabrine, hani dedi ben gelmeyecektim, hani beni göndermeyecektin, sen misafirperversin ama ben gidiyorum, beni yine gönderiyorsun. Geldi ve havaalanında çok sevdiği dostuna kavuştu. Selam olsun sevmeyi bilenlere, selam olsun onu sevdirenlere, selam olsun onun yolundan giderken kırılır mı, dökülür mü, düşer mi? Varsın, seviyor ya o yolda, o yolda yaşayanlara. Allah'ın selamı üzerinize olsun.